Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda böyle minik dantel parçalarıyla şöyle çeşitli büyüklükteki parçalarla böyle taşların süslenmesi çalışması yapacağız. Dekoratif taşlar süsleyeceğiz. Böyle anahtarlıklar yapacağız, takılar yapacağız bu taşlarla. Evet, şimdi başlayalım. Evet, şimdi başlayalım. Şöyle bir motifim var. Bu taşın üzerini kaplayacağım. Dilerseniz taşları akrilik boyalarla boyayabilirsiniz. Ben böyle kendi doğal hallerini kullanacağım. Ve iplik olarak da böyle dantel ipi, ağ ipi ipleri kullanacağım. Bu motiflerin ipine yakın renkte. Evet, şimdi şöyle motifin etrafından böyle doğaçlama ağ örgüsü yapacağım. Şöyle. İşte 4-5 zincir çekeceğim. Doğaçlama. Böyle 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle. Motifin gelişine göre, siz elinizdeki motifin şekline göre dilediğiniz şekilde batabilirsiniz ilmekleri. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle sırayla daha büyük de çekilebilir zincirler. Evet. Bu şekilde devam edelim. Evet. Etrafını dolandık. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Gene bütün boşluklara batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hiç sayı filan arttırmadan böyle döne döne bu çalışmayı tamamlayacağız. Ta ki şöyle bu taşın etrafını bir miktar sarana kadar böyle ölçerek devam edeceğiz. Evet, bu şekilde etrafını yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi hani tas biçiminde oldu. Hiç zincir arttırmadığım için. Şimdi içine yerleştiriyoruz. Böyle etrafı kapanacak kadar oldu gördüğünüz gibi. İpi bir miktar uzun kesiyorum. Evet, şöyle keselim. İpimizin ucunu bir iğneye geçiriyoruz. Şimdi şu ilmeğimizi bir kapatalım. Evet. Şimdi bütün şu boşluklardan geçiriyorum. Büzgü yapacağız. Evet, hepsinden tek tek geçirelim. Evet, hepsinden geçirdim. Şöyle üzdürüyorum. Şekilde şöyle oldu bakın. Evet. Burada düğüm atıyoruz. Evet, bu şekilde ipimizi şöyle saklayalım. Ve dipten keselim. Evet, birinci taşımız hazır. Diğer taşları da aynen bu şekilde kaplıyoruz. Evet, diğer taşlar da böyle arkadaşlar. Her birini böyle motiflerin etrafına böyle örerek arkadan büzdürdüm. Bu şekilde. Evet, bu şekilde dekoratif malzeme olarak kullanacağım. Evet, beyaz taşları da böyle kapladım. Şu şekilde bir efe oyan vardı.
Onun etrafına böyle örerek arkadan büzdürdüm. Bu da bir dekoratif obje ya da kağıt ağırlığı olarak kullanılabilir bunlarda. Böyle minik hanım dilendi, bey beğendi motiflerim vardı. Onlarla kapladım taşı da. Evet arkadaşlar, şimdi de bu daha minik boyuttaki taşlarla takı çalışması yapacağız. Evet, şimdi örnek bir modelle kolye yapımına başlayalım. Dilerseniz bu taşları akrilik boyalarla boyayabilirsiniz. Ben kendi doğal renkleriyle kullanacağım. Evet, şimdi yine dantel iplikleriyle örüyorum. Evet, şimdi dilediğiniz örneği uygulayabilirsiniz. Daha sonra etrafına aynen büyük taşlarda yaptığımız gibi ağ işi, zincirli ağ işi örerek arkadan büzdüreceğiz. Şimdi bir model oluşturacağım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. Birleştirip içine 16 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, evet, tamamlayalım. Evet, 16 tane sık iğne doldurdum. Birleştiriyorum. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4.'ye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4.'ye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4.'ye batıyorum. Evet, 1, 2, 3, 4, 5. 4.'ye batıyorum. Evet, şimdi buralara da sık iğne yapacağım. 1, 2, şöyle 3 tane yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekerek fıstık yapıyorum. Yine 1, 2, 3. Evet, tekrar 1, 2, 3 zincir, 3 sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Birleştir. 1, 2, 3 sık iğne. Evet. Diğer şu iki yaprağı da yapalım. Evet. Böyle bir motif oluşturduk. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şuralara birleştiriyorum. Böyle ağ işi yapmaya başladık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şuraya. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Evet. Bütün etrafına bu taşın gövdesini kapsayacak kadar bu zincir işleminden yapıyoruz. Evet, bu şekilde etrafını dolandım. Bakın şöyle. Şimdi 5 zincirle başlamıştım. Sonradan değiştirdim. 7 zincire çevirdim. Daha güzel oldu. Evet, taşı da kavrayacak kadar yapmış olduk böyle ölçerek. Şimdi ipimizi keselim. Aynen diğer büyük taşlarda yaptığımız gibi. İğnemize geçireceğiz. Evet, iğnemize geçirdik. Taşa yerleştiriyoruz. Şöyle. Modelin çapraz durmasını istiyorum. Şöyle ortaya yaptığım modelin. Şöyle. Şu şekilde. Evet, onu iyice düzelterek. Şöyle. Evet. Şimdi şuralardan geçirelim ve büzdürelim.
Evet. Bu şekilde taşımızı kaplamış olduk. Evet, sıkıca düğümümüzü attık, ipimizi saklıyoruz. Ve kesiyoruz. Evet, şimdi bu taşımız böyle kolye yapımına hazır. Dilerseniz bunların üzerine boncuk dikerek de süsleyebilirsiniz. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, ben şu orta kısmına şöyle bir boncuk dikeceğim. Şöyle alttan iğnemi geçirip düğümü saklıyorum. Sonra şöyle boncuğa geçiriyoruz. Evet, şöyle daha hoş bir görüntü oldu. Evet, ipimizi düğümleyelim. Evet, şimdi bu şekilde hazırladığımız taşlara ister dantel, yani kullandığınız dantel ipliği ile zincir çekerek yapabilirsiniz. Evde zincir varsa onu kullanabilirsiniz ya da kurdele, dantel, işte güderi ip gibi materyallerle sap yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, bu arada şöyle bir bordo kolye ucu yaptım. Şöyle normal zincir çekerek yerine şöyle plastik halkalardan kullandım. Öyle perde halkası diye geçiyor. Bunlardan düğme de yapıyorum ben. Evet. Ama zincir çekerek de yapabilirsiniz. Bu arada evde böyle minik danteller, iğne oyaları varsa onları kullanarak da yapabilirsiniz. Mesela şöyle bir Efe oyam vardı. Bunu şu taşa uygun buldum. Şöyle bunun üstüne kaplayarak yapacağım. Şöyle bir iğne oyası vardı. Bunları birbirine dikerek etrafından yine aynı şekilde zincir çekerek taşı sararak böyle bir kolye ucu yapacağım. Evet, şimdi bunları da yapalım. Evet, bütün taşları kapladım arkadaşlar. Şöyle bakın, iğne oyalarını birbirine diktim önce, sonra etraflarından böyle tığla zincir çekip ilmek alarak en sonunda arkada topladım. Bu ortada da yine bir iğne oyası kullandım. Bu şekilde. Burada bir hazır güpür şerit dantelin parçasını kestim. Bir motifini kestim, yani onu kullandım. Burada bir az önce de gösterdiğim gibi Efe oyası vardı. Onun şekline tam uyan böyle bir taşla bu şekilde kapladım. Evet, böyle. Bunları dilerseniz kolye ucu olarak kullanabilirsiniz ya da böyle dekoratif tabaklarda, tepsilerde böyle dekoratif süs eşyası olarak kullanabilirsiniz. Ya da şöyle bir anahtarlık aparatıyla
diyelim şu anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle geçirelim. Evet, bakın böyle bir anahtarlık oldu. Evet, kolye sapı olarak da şöyle zincir, güderi, ip, kurdele, işte şerit, dantel gibi çeşitli materyaller kullanabilirsiniz. Ben büyük çoğunluğuna böyle kendi ipiyle zincir örerek yapacağım. Evet, şimdi o çalışmaları yapalım. Bu arada anahtarlık demişken daha önce yaptığımız bu süsleme taşlarından küçük olanlarından bir tanesinde böyle anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Örneğin bunu yapabiliriz. Evet, bakın bu şekilde anahtarlık aparatını geçirdim. Tatlı bir anahtarlık oldu bu da. Böyle de değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, kolye uçlarına böyle saplarını da taktım. Şöyle güderi sap kullandım bir kısmında. Şöyle kurdele kullandım. Zincir kullandım. Böyle kendi ipiyle sap ördüm. Burada da yine kendi ipiyle sap ördüm. Burada kullandığım iki renkten burgu yaptım. Evet, bu şekilde kolyelerimiz. Evet, bu arada daha önce yaptığım şöyle beyaz taşları kaplama projem var. Bu projenin videosu YouTube kanalımda mevcut. Onun açıklama kısmına bırakıyorum linkini. Bunlar da böyle çok tatlı oldular. Aynı mantıkla yaptım bu şekilde. Aynı modeli böyle sabunlar için de uyguladım. Bakın. Bu şekilde sabunları kapladım. Bunları böyle minik keseler içine koyup hediye ediyorum ya da ne bileyim çekmecelerde duruyor, süs olarak duruyor böyle. Evet. Evet, bunlar da diğer yaptığım taş kaplama projeleri böyle rengarenk. Evet. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.